Saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yaptığımız İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomühendislik Bölümü binalarının Elazığ'ımız için, üniversitemiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 13 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilen bu eserlerin 1975 yılından beri faaliyet gösteren Fırat Üniversitesi'ni daha da ileri taşıyacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz 10 yılda 132 milyon lirayı aşan bir yatırımla altyapısını güçlendiren Fırat Üniversitemizin 30 bin öğrenciyi aşmış olması gerçekten bu bölge için çok çok farklı bir gelişme. 30 bin öğrencisiyle ülkemizin seçkin eğitim kurumlarından biri olarak başarıyla yoluna devam eden bir üniversite. Bunu memnuniyetle müşahede ediyoruz, memnuniyetle görüyoruz. Üniversitemizin önümüzdeki dönemde hem bölgesi hem ülkemiz açısından inşallah çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Bu vesileyle öğrencilerimize başarılı bir öğretim yılı temenni ediyorum. Genç arkadaşlarımdan Fırat Üniversitesi'nin kendilerine sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyorum. Biz gençlere daima inandık, güvendik. Her alanda onları desteklemenin gayreti içinde olduk. İşte son olarak attığımız bir adım var. Bunları tabii laf olsun diye söylemiyorum. Ama bu ülkede kimin laf ürettiğini kimin iş ürettiğini ortaya koyma bakımından bunu çok önemsiyorum. Bizler bir söz verdik yola çıkarken dedik ki seçme yaşı 18 ama seçilme yaşı 30. Halbuki seçme seçilme yaşında bir değerlendirme yaparsanız zor olan seçilmek değildir. Zor olan seçmektir. İyi ile kötüyü ayırt edebilmek. Şimdi zorda 18'e evet diyorsun. Seçilmeye gelince bırakın 18'i 25'e bile bunlar yıllar yılı hayır dediler. Hatta öyle siyasiler çıktılar ki Taksim meydanına dört ayaklı eşek diksem seçtiririm dediler. Bu ülke bunları gördü ve 30'u 25'e indirdik. Alıştılar. Şimdi diyoruz ki ya seçme yaşı 18. Gelin seçilmeyi de 18 yapalım. Niye buna muhalefet ediyorsunuz? Ve çok enteresan. Bakıyorsunuz ilgili, yetkili, bir de milletvekili. Bir tarafına bir 18 yaşında gencimizi alıyor. Bir diğer yanına da bir 18 yaşında gencimizi alıyor. Ve Tüm milletin huzurunda, ekranlar önünde o iki tane gencimize adeta hakaret ediyor. İşte bunu mu diyor işte filancı yere getireceksin, bunu mu filancı yere getireceksin? Bu gencine umut olarak bakan bir anlayışın tezahürü değildir. Bu seviye kaybını çok açık net ispat edenin ifadesidir. öncesini söylemeyeceğim. Şecaat arz ederken sirkatini söylüyor. Vaka bu. Sevgili gençler. Biz kimin nesliyiz? Biz Osman Gazi'lerin, Fatihlerin nesliyiz. O Fatih ki biliyorsunuz 13 yaşında babası ona devleti aliyi Osmaniye'yi teslim etmek istedi. Dedi ki baba ben 13 yaşındayım. Ben bunu nasıl alırım? Hayır alacaksın sana emrediyorum dedi. Ve şu yetişmeye bak. Şu kıvraklığa bak. Kalkıyor babasına verdiği cevap şu. Ben ki devleti Osmaniye'yi padişahıyım. O zaman size emrediyorum diyor. Gelin devletinizin imparatorluğun başına geçin diyor. Yaş 13. Şimdi sevgili gençler ve babası bakıyor ki bununla baş edilmez ve göreve devam ediyor. Fakat daha sonra görevi teslim ettiğinde alıyor ve bildiğiniz gibi işte 19-20 yaşında bir karanlık çağı kapatıyor, bir aydınlık çağı açıyor. Bu bir ufuk meselesi. O Fatih'i yetiştiren zihniyet neyse, anlayış neyse biz şimdi hocalarımıza öyle bakıyoruz. Siz de diyoruz bu nesli böyle yetiştireceksiniz. Ve diyoruz ki bu nesil işte devlet-i Osmaniye'yi kuranlar neyse onu zirveye taşıyıp 17 milyon kilometre karede Osmanlı'nın sesini duyuran o anlayış neyse madem ki biz onun şu anda bakiyesi üzerindeyiz ve o bakiye üzerinde de Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal neyse evet şimdi sizler de diyoruz. Burada 18 yaş konusunda hala bizim gençlerimize çalım atmaya kalkmayın. Seçme ve seçilme yaşını 18 olarak kabul edin diyoruz. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri 12 ülkede Avrupa Birliği üyesi ülkelerde seçme ve seçilme yaşı 18. 8 tanesinde seçme 18 seçilme 21. Kalan 4 tanesinde Güney Kıbrıs'ı söylemiyorum. Çünkü onu devlet olarak kabul etmiyorum. Diğerlerinde ise 25. Tablo ortada. Geçen hafta Norveç Parlamento Başkanı gelmişti. Yanında heyeti. iki tane bayan bakan. Bayan bakanlardan, onlarda da 18-18. Bayan bakanlardan bir tanesi 22 yaşında seçilmiş ve bakan. Şu anda bakan. Tabi söyleyince biz de mahcup olduk. Biz neyi tartışıyoruz? Adamlar nerede? Ve bunların kişi başına milli geliri şu anda 60 bin doların üstünde. Böyle bir durumdalar. Sevgili gençler, siz iradesini iradenizi ortaya tam koyun. Bu ülkede Birçok şeyin değiştiğini, değişeceğini göreceksiniz. Şu anda biz muhalefetin muhalefetine rağmen kanun teklifini meclise gönderdik. 18 yaş seçilme yaşı olsun diye bunu gönderdik. Ve komisyonlarda, genel kurulda görüştükten sonra inşallah temenni ederim ki bu kanunun kabulünde bir yanlış yapmazlar. Yaparlarsa meydanlar ortada çıkarız. Meydanlarda bunu yine gümbür gümbür dile getiririz. Er veya geç ben bunun da olacağına inanıyorum. Çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 12'sinde bu olduğuna göre bizden iyi olmasın. 8'i 21. Ama baktım ana muhalefet 21'e evet diyor. 21 o da işlemeye başladı. Mesele ne? Mesele iktidarın dediği olmasın. Mesele o. Gel. Bağcı ile uğraşma ya. Bağcı ile uğraşma. Gel şu Elaziz'in güzel üzümünden hep beraber yiyelim. Mesele o. Bunu yapalım. Ve bunu yaptığımız zaman işte bütün gençlik gümbür gümbür bu ülkede hepsi ayağa kalkacak. Sevgili gençler, bakın biz bu arada bir şey daha yaptık. Neydi o? Harçları kaldırdık. Bu ne zamandan beridir var? 19. asırdan beri harç olayı var. Harç yeni bir şey değil. Fakat biz ekonomik olarak kendimizi toparlamaya başladık, toparladık ve bildiğiniz gibi bir buçuk milyon normal üniversite öğrencilerimizde harcı kaldırdık. İki milyon da açık öğretimden kaldırdık. Toplamda üç buçuk milyon üniversite öğrencisinin harcını ne yaptık? Şu anda kaldırmış durumdayız. Aklı selim sahibi olanların hepsi bunları takdir ediyor. Yani bunu bu iktidar yaptı diyor. Ha hala buna rağmen bunu tabii takdir etmeyenler olabilir. Niye? Çünkü ideolojinin deli gömleğini giymiş olanların bundan kurtulması mümkün değildir. Çok kötü bir şey, talihsizliktir o. O gömlekten sıyrılmak lazım. Ve bununla da kalmadık. Bakın bir şey daha biz gündeme getirdik şimdi. Ne dedik? Dedik ki 18 yaşta beraber askerlik yapma şartını aramayacağız dedik. Bunu yasal düzenlemede çok daha farklı bir hale getirelim. Dolayısıyla er erbaş ne yapsın? Oyunu kullanabilsin. Askeri okulda okuyan öğrenci oyunu kullanabilsin. Şimdi tabii buna da farklı refleksler olabilir. Burada da diyoruz ki yani askere giden bu genç askere gitmeden 15 gün önce seçim olsaydı ne olacaktı? Oyunu kullanacaktı. Veya altı ay önce olsa oyunu kullanacaktı. Bir sene önce olsa oyunu kullanacaktı. Yani 18 yaşını tamamladığı anda olsa oyunu kullanacaktı. Ama askere gittiği için oyunu Ne diyorlar? İşte kışla politize olur. Ya subay, as subay, uzman er, erbaş bunlar kullanıyor politize olmuyor da Er erbaş kullandığı zaman niçin politize olsun? Bu bir defa o gencin demokratik hakkını kullanamaması demektir ki bu çok ciddi bir yanlıştır. Biz tam aksini savunuyoruz. Diyoruz ki eğer genç kışlada da olsa o kendi ruh dünyasındaki tezahürü olan siyasi bakışını o demokratik hakkıyla sandığa yansıtacak olursa bu ülke çok daha güçlü olacaktır. Çünkü haksızlığı yapmamamız lazım. Bastırılmış duygularla bir yere varılmaz. Aynı şekilde askeri okuldaki öğrencilerimiz, o gençlerimiz şimdi normal üniversitede olan gidecek oyunu kullanacak. E harp okulunda okuyan kullanamayacak. E bu da doğru değil. Bu da haksızlık. Çünkü oradaki öğrencinin de ruh dünyasında bir belirlediği anlayışı var. Efendim bunlar meydanlarda filan falan bunları konuşmamaları lazım. Yapmamaları lazım. Ne kadar derseniz deyin onlar en uygun buldukları zeminde bunları yine konuşurlar. Çünkü artık bu ülkede eğer ileri demokrasi diyorsak, eğer bu ülkede düşünce özgürlüğünden bahsediyorsak, siyasetin özgürce yapılmasından bahsediyorsak Politize olma noktası farklı şeylerdir. Ama demokratik hakkını kullanmak farklı şeydir. Değerli kardeşlerim, bizim 2023 yılı için büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmamızda üniversiteler kritik öneme sahip. Öğrencilerimizi daha iyi yetiştirerek, daha çok bilimsel çalışma yaparak Türkiye'yi her alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri arasında görmek istiyoruz. Onun için ilk on diyoruz. Ve bilim kurumlarına, bilimsel çalışmalara gerekli her türlü desteği veriyoruz. İnşallah 2023 hedefimiz ARGE çalışmalarında bütçenin yüzde üçünü oraya ayırmaktır. Bunu yakalayacağız. Bunu başarmamız şart. Akademik çalışmalara ülkemizi ileri düzeylere ulaştırmadan diğer alanlarda arzu ettiğimiz başarıları yakalayamayacağımızı biliyoruz. Bunun için eğitimin her kademesindeki sorunların çözümüne önem veriyoruz. Üniversiteye girilen biliyorsunuz girişte yaşanan birçok tıkanıklıklar vardı. Bunları çözmek için çok çalıştık. Gayret ettik. Hamdolsun büyük ölçüde bunu başardık. Ve bu doğrultuda sevgili kardeşlerim 2002 yılında biliyorsunuz 53'ü devlet 23'ü vakıf olmak üzere 76 üniversite vardı. Ve biz şimdi öyle bir adım attık ki 103'ü devlet 65'i vakıf olmak üzere sayı 168'e çıktı. Bunu niye yaptık? Gençlerimiz sokakta kalmasın. Yani 10 öğrenciden biri üniversiteye giriyordu. Bunu artık açtık. Bakın 2002 yılında toplam 76.090 olan üniversitelerdeki akademik personel sayısını geçtiğimiz yıl itibariyle 111.495'e çıkardık. Bu yeterli mi? Hala yeterli değil. Süratle akademik personel sayısını daha da artırmanın gayreti içindeyiz. Ve bütün bunları yaparken bir taraftan da yurt inşasını hızlandırıyoruz. Ki 81 ilimizin tamamında yurt yatırımları yaptık. Son 10 yılda 117.927 yatak kapasiteli 276 yurt veya bilo hizmeti aldık. Bugün 81 il ve 138 ilçemizdeki 338 yurtta 296.514 yatak kapasitesiyle öğrencilerimize hizmet veriyoruz. İnşallah Kredi Yurtlar Kurumumuzun yatırım programında 109.760 yatak kapasiteli yurt projeleri şu anda hazır. Bunların bir kısmının inşaatı yoğun bir şekilde devam ediyor ve bu yıl sonuna kadar 81 yurdun inşaatını inşallah bitirmeyi hedefledik. Ve Önümüzdeki ay 40 bin yatak kapasiteli 52 yurdu toplu bir açılış töreniyle hizmete açacağız.